Manşete hoş geldiniz. Çok öfkeliyim, öfkeliyiz. Son birkaç gündür 6 yaşında evlendirilen çocuk olayını konuşuyoruz. Olay bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmadı gerçi ama bilinen gerçekler, bilinen ortaya sızan iddianameden en azından sızan konular insanları hiddetlendirmeye, öfkelendirmeye, çıldırtmaya yetti. Hele benim gibi bir kız babasıysanız. Benim kızım 2 ay sonra 11 yaşını dolduracak ve kızımın 6-7 yaşındaki hallerine götürüyor beni okuduğum haberler ve hiddetim katlanarak artıyor büyüyor. Kolay bir konu değil. Haliyle bunu sadece bir gazetecinin değil bir kız babasının analizi olarak Türkiye'den çıkmış, bugün İngiltere'de yaşayan, 7 yıldır yaklaşık İngiltere'de yaşayan bir kız babasının analizi olarak da değerlendirin. İngiltere'yi Konusunu özellikle altını çizdim ki e, o konuda söyleyeceklerim de var. Şimdi bu konunun ele alınması veya bu konuya tepki gösterme veya tepki gösterenlere baktığımda bazı konularda hayıflanıyorum. Çünkü yahu bu insanlık dışı bir şey. Yani bu ortaya çıktığında böyle bir şey yaşandığında birilerinin tepki göstermesi, birilerinin ayağa kalkması gerekmiyor. Yani otomatik olarak bu konunun halledilmesi, bu konunun yargıya havale edilmesi, bu konuda yetkililerin harekete geçmesi ve derhal sorunu ve bu soruna neden olanları tespit edip icabına bakması gerekiyor. Kamuoyunu da işine bakması gerekiyor. Oturup da böyle bir şey olabilir mi? İşte efendim e işte kız çocuğu ne demiş, ailesi ne demiş, öbürü beriki ne demiş, kanunlar nasıl bu işe bakıyor? işte efendim olayın dini analizi ne filan falan. Yani oturup bin dereden su getirmenin, bambaşka tartışmalara girmenin, yapılan kimi yorumları alıntılayıp da üzerine hükmürmenin falan gereği yok ki. Yani olay koptu gidiyor. Ama tartıştığımız konuş konuştuğumuz olayın konuşulacak bir tarafı yok. Ne derseniz deyin yani bu insanlık dışı bir olay. Alçakça, utanmazca, ahlaksızca bir olay. Ve zaten toplumsal sözleşmelerin, neyse kanuni düzenlemelerin otomatikman icabına bakması gereken bir olay. Hepimiz çocuklarımıza itina gösteriyoruz. Okula bıraktığımızda gözden kaybolana kadar bakıyoruz. Canı sıkıldığında neye, neye canının sıkıldığını soruyoruz, anlamaya çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Birimi canını sıktı, birimi rahatsız etti, bir şey mi oldu? Böyle bakıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece biz bakmıyoruz. Bakın İngiltere'de bir çocuğun canı sıkkın olduğunda veya bir çocuk bir şeye bozulduğunda, üzüldüğünde neyse, onunla sadece ailesi ilgilenmiyor. Okulda onu takip eden öğretmenleri, hocaları veya rehber öğretmenleri, kimse mentorları, öyle deniyor burada. Onlar da takip ediyorlar ve onlar da soruyorlar, sorguluyorlar ve bu konuda aileyle istişare ediyorlar. İki çocuk arasında herhangi bir sürtüşme, herhangi bir zıtlaşma yaşandıysa okulda hemen aileler bilgilendiriliyor. Olayın derecesine göre okula davet ediliyor ve bu müzakere ediliyor. Eğer çocuk ailesinden herhangi bir kötü muamele gördüyse aklınıza ne geliyorsa? Okul bundan şüphelendiği anda aileyi takibe alıyor. Ve bunu tespit ettiği anda da o çocuk aileden alınıyor ve ilgili kurumlarda gözetim altına alınıyor. Aile tekrar çocuğu çocukla beraber yaşayabilmek için birtakım ödevleri yerine getirmek zorunda. İzleme ve teknik takibin ardından belli testleri geçtikten sonra tekrar çocuğuna kavuşabiliyor filan. Yani burada e, olayı sadece anne babaya da bırakmıyorlar. Türkiye'de böyle düşünen insanlar var. Çocuk benim istediğim gibi tasarruf ederim. Benim mülküm falan diyen insanlar var. Bu kulaklar neler duydu? Benim mülküm diyor yahu çocuğuna. Asarım da keserim de veririm de her şeyi yaparım falan diyor. Öyle değil. Burada onu görüyorsunuz. Çocuk sizin değil. Elbette siz biyolojik annesisiniz, babasısınız ve elbette ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz ve birlikte yaşıyorsunuz. Büyüyene hayata atılana kadar. Fakat orada kamu yönetimi de aynı zamanda devrede onu görüyorsunuz. Onun için diyorum yani 7 yıllık yaklaşık İngiltere deneyiminin de bana bize kattığı şeyler var bu konuda. Şimdi konuya bakalım. Bir gün gazetesinde Timur Soykan 3 Aralık'tan itibaren adeta bir yazı dizisi gibi olayı haberleştirmeye başladı. Ekranda da 3 Aralık, 9 Aralık yani 3 Aralık'tan 9 Aralık cuma gününe kadar bugüne kadar bir gün gazetesinin manşetlerini getiriyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hadise kısaca şu bir cemaate bağlı İsmaila cemaati olduğu söyleniyor. Hiranur Vakfı. Bunun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG ismi böyle kodlanıyor. 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından istismara uğruyor. 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendiriliyor. 17 yaşında anne oluyor. 18 yaşındaysa resmi nikahla evleniyorlar. 2021 yılında boşanıyorlar. Mahkemeye giderek dava açıyor HKG, istismar davası açıyor ve ailesi aynı zamanda bu suçun faili de yakalanıyor. HKG mahkemeye bir takım deliller sunuyor. 6 ile 13 yaşları arasında bu kişilerle bahsettiği kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını vesaire delil olarak sunuyor. Filan olay böyle patladı. Bu vakfın başındaki kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Resmi nikah olduğunu, bahsedilen iddiaların doğru olmadığını söyledi. İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik bir tezgah dedi. Her zaman her defasında söylendiği gibi böyle olup olmadığı zaman gösterecek, yargı karar verecek ama ortaya çıkan veriler babaya aklı çıkarmıyor. Aile TV5 kanalına konuşmuş. Kızın kardeşleri konuşmuş. Hiç böyle bir baskı hissetmedik üzerimizde filan demişler. İddiaların doğru olmadığını söylemişler. Yine HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Aile Bakanı neyse onların yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiş. Orada enteresan sorular var. Diyor ki 1998 doğumlu HKG 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 6 yaşındayken imam nikahı ile evlendirildiği doğru mu? Sistematik bir şekilde cinsel saldırıya maruz kaldığı doğru mu? 13 yaşındayken nişanlandırıldığı, 14 yaşına geldiği düğün yapılarak evlendirildiği doğru mu? E, cinsel istismarın hastanede ortaya çıktığı doğru mu? E, ne bileyim e, ailesi tarafından 14 yaşındaki HKG'nin 17 yaşında olduğunun iddia edildiği doğru mu? Ne bileyim e, Hiranur Vakfında çalışan birilerinin HKG'nin yerine kemik testine 21 yaşındaki farklı bir kadını soktuğu bu şekilde evrak düzenlendiği doğru mu gibi sorular soruyor Bu soruların Elbette bir arka planı var mahkemeye intikal etmiş yargı konusu olmuş belgelenmiş konular aynı zamanda gene HKG'nin e, 2020 yılında 2 yıl önce vücudunda morluklarla Anadolu savcılığına başvurduğu konusu var. Bütün bunlar üzerine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olduğunu açıkladı. Siyasiler biraz gecikmeyle de olsa 2-3 gün gecikmeyle de olsa AKP'sinden İyi Partisi'ne CHP'sine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kadar herkes açıklama yaptı olayı kınadı. Büyük bir infial var şu anda Türkiye'de. Yani Twitter'a girdiğinizde sosyal ağlara baktığınızda bundan başka bir konu konuşulmuyor. Aynı zamanda bu haberi haberleştiren ekranda da getiriyorum sayfa sayfa. Bir gün gazetesine ve Timur Soykan'a da çok büyük tepkiler var. Onun onun gazeteciliği de eleştiriliyor veya o da hedef bir biçimde alın bunu tutuklayın falan gibi de bir kampanya yürüyor. Timur Soykan yalnız değildir kampanyası da sosyal ağlarda devam ediyor filan. Burada ortada bir vaka var. Elde edilen veriler ışığında bir çocuk 6 ile 13 yaşları arasında istismara maruz kalmış. 14 yaşında dini nikahla evlendirilmiş ve 18'de de 18'ine geldiğinde de resmi nikah kıyılmış. Bu veriler doğru ve bu veriler yalanlanmıyor. Kız şu anda 24 yaşında. Tam olarak ne zaman olduğunu bilmediğimiz bir tarihte başına gelenlere uyanıyor. Başına gelenlerin doğru olmadığını, başına gelenlerin suç olduğuna uyanıyor. Öyle bir ortamda yetişmiş çünkü belki de e, o ortam veya yetişme biçimi veya maruz kaldığı şiddet her neyse ona normal geldi yani. Bunun normal olmadığını, bunun suç olduğunu, bunun istismar olduğunu yıllar sonra öğreniyor ve bunun üzerine harekete geçiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bütün dünyada bu konu söz konusuysa kadının beyanı esastır. Dünyada bunu bu konuda böyle ele alıyor. Me too hareketi var bende Özellikle 2015-2016 yıllarından itibaren dünyada pek çok kadın pek çok şikayette bulundu ve pek çok dosya, pek çok yargılama konusu oldu bu konuda. Şu anda da konu yargıda öyle görülüyor. Bu konuda sıralı tüm sorumlular, başta ailesi olmak üzere kızın, verildiği adam, buna çatak, çanak tutanlar, o kemik testine girenler, şu bu tartaklayanlar, buna yol verenler, göz yumanlar neyse hepsi yargı önünde hesap vermeli ve verecek öyle görülüyor. Burada birkaç nokta daha var. Maalesef e, toplumsal e, kutuplaşma e, ve gerginlik ve öfke bu konuları serin kanlılıkla e, tartışmaya izin vermiyor. Ama serin kanlı serin kanlılıkla tartışmamız lazım. Bu bir bu bu vaka ne ilk ne son oldu oluyor ve olacak. Türkiye toplumunda Anadolu'da bu olay var. ensest var. Aklınıza gelebilecek pek çok şey var. Şu anda burada sıralayıp. Ee, çok daha fazla bulandırmayayım. Yeterince bulanık zaten ortalık. Benim bizzat tanık olduğum, gördüğüm, duyduğum, işittiğim olaylar da var. Hatta bazı olaylarda biliyorum yani aile sorumlu. Aile itmiş kızı. Bir numaralı sorumlu kızın anne babası. Gittiği adamdan önce. Böyle yani bu olayda da muhtemelen iş oraya gidiyor. Böyle bir olayda elbette ortaya çıktığında en başta da söyledim yani bu kamuoyuna falan kalmamalı bu konuya tepki gösterme veya tepki gösterildiği için birilerinin harekete geçmesi veya siyasetin falan harekete geçmesi gerekmemeli bakanlığın falan harekete geçmesi gerekmemeli yargı basın e, bu konuyu duyurur takip eder neyse soruşturur sorumlular yargı önüne çıkarılır ve hesap sorulur e, yine bu olayda olduğu gibi örtmeye çalışmak da olayı halletmiyor bugüne kadar halletmediği gibi bundan sonra da halletmeyecek. Vakıf, yurt, dernek, tarikat ne derseniz deyin cemaat içindeki böyle çürükleri kanuna teslim etmeli. Mahkemelere teslim etmeli ve böyle bir şeye bir daha meydan vermemeli. Kendi yakaladığında veya kendisine bir ihbar olduğunda da bunu ayıklamalı. Bunu korumaya çalıştıkça kendini korumuyor, bilakis kendini batırıyor. Böyle bir durum var. Yine kapatmak, kurumlara çökmek, yasaklamak çözüm olmadı bugüne kadar olmayacak. Toplumda bir realite var. 100 sene önce kapatıldı. Bunlar ne oldu? Merdiven altına indiler, mağaralara girdiler ve devam ettiler. Hayatiyetlerini sürdürdüler. Böyle bir vaka var toplumda. Yani benzetmek gibi olmasın. Yani Kürtleri asimile edince Kürt sorunu çözülmüyor. Ermenileri göçe mecbur edince Ermeni sorunu çözülmüyor. Onları Türk isimleri alıp da Türkçe isimler alıp da işte Müslümanlaştırarak e, bu konu halledilmiyor. İçki yasa yasaklayarak içkile mücadele etmiş olmuyorsunuz. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. E, bu bir vaka. Yani dolayısıyla siz burada e, suçu, suçluyu, sorumluyu tespit tespit edeceksiniz ve onunla mücadele edeceksiniz. Ve elbette bataklığı kurutmanın yolu da bu değil hukuka hakim kılarsanız, zirci tedbirler uygularsanız, bu neviden hepten yok olmasa da azalır ve bataklık kurumaya yüz tutar. Bu işin yolu bu. Nesli de ancak böyle muhafaza edersiniz. Hukuk, insan hakları ve demokrasinin tesisiyle hep söyleniyor. Artık dillerde pelesenk oldu ama bu gerçekten böyle. Yine bir başka konu. Bir çocuğun hakları böyle çok güzel bir kamuoyu dayanışmasıyla korunurken, kullanırken diğer mağdur çocuklar da atlanmamalı. Hepsi çocuk bunların. Hepsi çocuk. Yine çocuğun rızası diye bir şey yok. Yine bazen bazı laflarda veya Twitter mesajlarında dikkatimi çekti. İşte bu konu ne insaniydir ne İslamiydir gibi. Ben İslami konulara girmem. Benim alanım değil. Kritik edeceğim bir şey. Ben ben benim alanım genelde siyasi politik konular ve bildiğim konular olduğu için o konuları analiz ediyorum. Fakat siz böyle bir cümle kurduğunuzda ben o cümleyi sorgularım. Bu konu ne insani'dir ne İslami'dir dediğinizde orada sorun var. Yani insani olan bir şey İslami olmayabiliyor ya da İslami olan bir şey insani olmayabiliyor böyle bir şey olabilir mi? Onun için bu tür karşılaştırmalara gerek yok. Ama neden bu kadar tepki var. Çünkü bu yolun taşları yıllardır döşendi döşeniyor. Bakın 15 Nisan 2020 tarihinde çocuk gelinle evlenene tahliye teklifi verilmiş. Biz unutuyoruz bu haberleri ama tam da bu zaman hatırlatma zamanı. Hürriyet'te çıkmış bu haber Bülent Sarıoğlu imzalı. 15 Nisan 2020 tarihli. Çocuk gelinle evlenene tahliye teklifi. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hiranur Vakfı'nın vakfının Sancaktepe'deki binasını mühürlemiş. Sosyal ağlar havalara uçtu. İşte budur falan diye, helal olsun falan diye tweet atanları gördüm. Niye mühürlemiş biliyor musunuz? Bu olaylardan dolayı değil. Kaçak olduğu için. Yahu bir bina kaçaksa mühürlenir zaten. Ama siz ona göz yumuyorsanız böyle bir olay olduğunda da biz bunu mühürleyelim bakalım hangi gerekçeyle mühürleyeceğiz? Aa kaçakmış tamam işte bulduk gerekçeyi filan diyorsanız iktidarın farklı konularda yaptığı benzer işlemlerden farkı olmuyor bu eylemin. Deyip geçiyorum. Profesör Doktor Eser Karakaş hatırlatmış. Ben de biliyordum da hatırladım. enteresan bir bilgi. Ee, Abdullah Gül 1980'de Hayrunisa Gül evlendiğinde Hayrunisa Hanım 15 yaşındaymış. Elbette ailenin rızası var, belki resmi nikah var şu bu filan ama e, bu konuyu da e, hatırdan uzak tutmamak gerekiyor. Evet, enteresan bir anekdot. Çocuk dedim, hepsi çocuk. Yani bir çocuğun hakları böyle güzel bir kamuoyu dayanışmasıyla korunurken diğer mağdur çocuklar atlanmamalı dedim. Bakın Yunan adalarına geçmek isteyen 14 FETÖ üyesi yakalandı. Bu Sözcü gazetesinde 5 Aralık'ta yayınlandı. Sözcünün internet sitesinde. Burada diyor ki bu 14 FETÖ üyesinden 3'ü çocukmuş. Şimdi çocuk ya ve burada da onların kimlik bilgilerini fotoğraflarıyla beraber bastı. Ben blurladım ekrana getirdim. Twitter'da da paylaştım bunu. Blurladım yani mozaikledim neyse şey belirgin değil görünmüyor okunmuyor. Ama sözcüğün internet sitesinde fotoğraflar da açıktı kimlik bilgileri de açıktı çocukların. Ve bu çocuklar terörist olarak yaftalanmışlardı. Bunlar da çocuk yahu. Bunlar da çocuk. Ayırmayın çocukları yani. Söyleme çalıştığım o. Evet şimdi bu ayırma derken e, biliyorsunuz e, Veysel Filiz diye bir isim var ve bu Veysel Filiz'in Fuat Oktay'la fotoğrafları falan e, gündeme gelmişti Cumhurbaşkanı yardımcısı onun e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da fotoğrafı ortaya çıkmış arabasında 100 kilo eroinle yakalanmıştı Büyük e, Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri Veysel Filiz. Ve bunu muhalefet milletvekilleri işte bak Fuat Oktay'la da fotoğrafı var, şunla da fotoğrafı var, bununla da fotoğrafı var diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mevzu etmişti. Şimdi aynı kişinin Ekrem İmamoğlu'yla da fotoğrafı var. Ne yapacağız, nereye koyacağız? Peki bunu dile getiriyor musunuz? Bu çifte standarttan çıkmak gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Benim derdim ne Veysel Filiz konusu ne Ekrem İmamoğlu konusu. onun da da fotoğrafı var işte. Yine başka bir konu. Sabahta haber olmuş. Tarkan'a 3,5 milyon verdiğini açıklamış. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İşte bu son Tarkan konseri. İşte İzmir'de büyük böyle halka açık ücretsiz bir konser verdi ya. O zaman benim hatırladığım kadarıyla Tarkan'ın bu konserden ücreti almadı. Açıklanmıştı veya söylenmişti veya böyle biliniyordu. buçuk milyon vermiş İstanbul Büyükşehir Tarkan'a bunun için. Bu konuyu da bir araştırıp sorgulasanız da ya biz bunu böyle biliyorduk bak yani parasıyla çıkmış Tarkan falan desenize göremiyorsunuz. İşte dedim ya yani toplumsal kutuplaşma, zıtlaşma, gerginlik bu tür şeyleri görmeye, göstermeye maalesef imkan vermiyor. Evet. Neyse geçelim. El, El Monitor'un e, anketinde 994 kişiyle yapılmış. Ağustos 30, Kasım 30 tarihleri arasında. Yani 30 Ağustos 30 Kasım tarihleri arasında. Türkiye doğru yönde mi yanlış yönde mi gidiyor diye sormuşlar. %59... Türkiye'nin kötü yönetildiğini söylemiş. %59 kötü yönetildiğini söylemiş. Yine Türkiye'deki en e, önemli sorunları sormuşlar. %67 ekonomi demiş. %7 işsizlik demiş. %9 adalet demiş. filan. Sadece %10'u göçmen sorunu demiş. Bunu da önemsiyorum. Seçim Nisan'da diye bir e, kulis haberi var e, Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün. Suudi Arabistan basını Türk yetkililerle görüşüp tarih verdi diyor. Önemsediğim için buraya aldım. El Kuds El Arabi gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili AKP ile MHP'nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürmüş. Haberde AKP çevrelerinde seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor denmiş o arada Erdoğan yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız dedi. Bu doğru. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız veya kırdık diye açıklayacaklar. İşte Nedeni de tabloda. Bakın geriye doğru Kasım enflasyonu kaç gerçekleşti? Bakın burada göstereyim biraz daha yaklaşalım. Kasım enflasyonu %84 gerçekleşti yıllık. Aylık kaç gerçekleşti? Tüfeğe göre söylüyorum. 2.88 gerçekleşti. Kasım enflasyonu geriye doğru kaç aylık hesaplanıyor? 12 aylık. Geriye doğru 12 aylık gittiğinizde Aralık 2021'e kadar gidiyorsunuz. Geriye doğru 12 ay bu. Şimdi önümüzdeki aydan itibaren Aralık düşecek. Yani %13,5 düşecek. Bir sonraki ay Ocak düşecek. %11 düşecek. Ve geriye 4, 5, 7, 2, 1 filan gibi rakamlar kalacak. Haliyle şeye gelindiğinde... Ön, yani önümüzdeki Ocak enflasyonu %70 çıkabilir. Hatta 69.9 olarak ilan edebilirler. Bir sonraki ay işte %55'ler, %58'leri ilan edebilirler. Mart, Nisan ayına gelindiğinde bu rahatlıkla 45-40'lara kadar düşebilir. Ayda %2-3 hesaplamayla. Zaten en yüksek aylar enflasyonda Aralık ve Ocak aylarıydı. Onları elemede ettikten sonra zaten otomatikman 24-25 puan düşüyor. Haliyle Erdoğan orada yanlış konuşmuyor diyelim ve Akşener'le yavaş yavaş bağlayalım. Kadın gazetecilerle buluşmuş Akşener, "Kütük gibi eski Nokia telefonlar bile iş görür." demiş. Neye karşı? Şuna karşı. Soru: "Yakın zamanda deneyimledik. İstiklal saldırısından sonra internet kısıtlaması, bant daraltma uygulandı. Bu tür risklere karşı ne yapacaksınız?" diye soru gelmiş. Diyor ki Akşener, insan sayısını çoğalttığımız zaman üzüm, üzüm salkımı gibi bu işi yaptığınız zaman burada o kütük gibi eski Nokia telefonlar bile iş görür. Hepsini çalışıyoruz." demiş. Evet. Yine bir başka yerde soruya cevap verirken 2018'de o gürültü o geldik geliyoruz o matematik unutulduğunda kaybedildi. Benim Muharrem Bey'in oyu Ekmelettin Bey kadar değişen bir şey olmadı. İlk turda kazanılamazdı ama o seçim ikinci tura kalabilirdi. Şimdi burada üstü örtülü bir itiraf var. Ayrıca da üstü örtülü yani bir yanlış analiz var. Onu anlatıp bitireceğim bugün manşeti. 2018'de ortak aday çıkarılamadı. Abdullah Gül'ün adaylık ihtimali Saadet Partisi tarafından önerilmişti. Akşener tarafından reddedildi. Sonra Akşener kendi çıktı. Selahattin Demirtaş kendi çıktı. CHP Muharrem İnce'yi çıkardı. Temel Karamolluoğlu kendi aday oldu. Doğu Perinçek çıktı falan. Tayyip Erdoğan'ı saymıyorum. Ve her birisi tek tek aday oldular. Ve Erdoğan ilk turda %52 ile adam kazandı oldu. Şimdi orada Akşener diyor ki, benim ve Muharrem Bey'in oyu Ekmelettin Bey kadar değişen bir şey olmadı diyor. Bu çok öyle değil. Tamam matematikte 2 artı 2 veya 2 kere 2 4 ediyor ama bu seçim matematiğinde öyle değil. Siz Erdoğan'ı yenebilecek insanlar için umut olabilecek bak devlet başsız kalmayacak güvenebileceğimiz bu işleri toparlayacak olduğu gibi götürecek ve daha da üzerine koyacak birini önüne koyarsanız vatandaşın Erdoğan'a değil ona oy verir. Ama siz dağınık bir tablo sergilerseniz hepimiz aday olduk. Bak işte hepimizin oyunu toplasam gene bile bir Erdoğan etmedi falan derseniz bu yanlış analiz oluyor. Orada seçmen dağınıklığı görüyor. Ve o dağınıklığa oy vermiyor. Dolayısıyla benim Muharrem İnce'nin, Temel Karamoğluoğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın oyunu toplasak da Erdoğan'a yetişmiyordu dersiniz. Bu analiz kolay ama bu analiz yanlış. Zaten e Akşener sorunun devamı da onu söylüyor. Seçim ikinci tura kalabilirdi diyor. Seçim ikinci tura nasıl kalabilirdi? Ortak aday çıkarsaydınız kalabilirdi. İşte 2018 tecrübesi ortada duruyor. 2018 tecrübesinden çıkarılacak çok ders var. Ve eğer 2023'ü bu dersleri almamış bir şekilde ıskalarsanız ondan sonra söylenecek hiçbir şey yok. Ondan sonra saatlerinizi de 2028 için kurmanıza falan da gerek yok. Çok net söylediğim. Analiz çok net. Şunu da... E, ...hatırlatıp bitireyim. Herkes tek tek aday olsun... ...birinci turda en yüksek oy alanın etrafında kümelenelim. Bunun böyle olmadığı... ...olmayacağı... ...2018'de görüldü. Elbette... ...2018'de seçim ikinci tura kalsaydı... ...herkes Muharrem İnci etrafında kenetlenecekti. Belki. Kürtlerin oyunu da alacaktı. Belki. Ama... O dağınıklık, o dağınık yapı ortak aday çıkaramama seçmenin kafasını karıştırdı ve seçmen e, toplamda dahi o dağınık adaylara Erdoğan kadar oy vermedi. Bu hesaplar ince işler ve e, öyle çok da e, görüldüğü gibi, anlaşıldığı gibi, analiz edildiği gibi değil. Bir diğer konu da şu, birinci tur, ikinci tur matematiği yapılıyor ya, birinci turda. Parlamento seçimleri yapılacak. İkinci turda parlamento seçimleri yok. İkinci turda sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Eğer birinci turda cumhurbaşkanı seçilemezse yani %50 artı bir oy çıkmazsa ikinci tura kalıyor. Ama parlamento bitmiş oluyor. Yani parlamento seçimleri bitmiş oluyor. Parlamento dağılımı ortaya çıkmış oluyor. Oradaki dağılıma bakacak seçmen ve ikinci turda da o oy belirleyici olacak. O parlamento dağılımı eğer... İktidarın lehine ise ona göre yürüyecek hikaye, muhalefetin lehine ise de ona göre yürüyecek hikaye. Ayrıca kişilerin başkana ve parlamentoya veya başkana ve meclise oy verirken ki davranışları da farklı. Yani başkanda aradığı özelliklerle parlamentoda baktığı kriterler de farklı. Bütün bu matematiğin çok hassas bir denge içerisinde götürülmesi ve iyi hesap edilmesi gerekiyor. Diyor ve manşeti bu duygularla kapatıyorum. Ağırlıklı olarak 6 yaşında küçük çocuğun evlendirilme hadisesini konuştuk ama son birkaç dakikada yeri geldiğince dilimiz döndüğünce son siyasi gelişmelere açıklık getirmeye çalıştık. Bakalım ilerleyen günler ne getirecek? Herkese iyi hafta sonları. Önümüzdeki hafta salı tekrar manşette manşet ekranlarında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.